pazarlar sevgili seyircilerimiz, iyi pazarlar. Artı TV'de Levent Üzümcü ile Artı Sanat'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuğum bir edebiyatçı Gülşah İlikbank. Gülşah hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Nasıl? Umduğun gibi, dilediğin gibi başladı mı yeni yıl senin için? Şimdilik iyi. En az, yani 2020'ye kıyaslarsak en azından gayet iyi. Daha sakin başladı diyebiliriz yani 2020'nin evet, içinde. Evet, kıyaslarsak öyle ve ben biraz umutluyum 2021'den. O yüzden moralimi de yüksek tutmaya çalışıyorum tabii. Ne mutlu, ne mutlu. Moral gerçekten hepimiz için çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Evet. Ve bu morali bulacağımız en önemli yerlerden bir tanesi de kitaplar. Evet. Kitapların içi orada kendi dünyasını satırlara dökmüş, sayfalara yansıtmış olan insanların kendi dünyasına yolculuk edebileceğimiz, onların dünyalarını paylaşabileceğimiz en önemli şeylerden bir tanesi bir edebiyat eseri. Kendi filmimizi çekebilmek için aynı zamanda, değil mi? Okurken kendi filmimizi çekiyoruz ama benim merak ettiğim başka bir şey var. Genellikle edebiyatla ilgili konuştuğumda mutlaka yazarlara şunu soruyorum. Hani doktorlarda bir tanrı sendromu vardır ya, hani işte... Romancılarda bunun olması çok anlaşılır bir şey. Çünkü yani kimseyi öldürmüyorsun. Yani tanrı sendromuna kapılarak kimseye bir zarar verme ihtimalin olmuyor. Her şeyi bildiğini ya da kendi psikolojine de zarar vermiyorsun. Ama şunu çok merak ediyorum. Yazarken hani bir ol deyince olma durumu var ya. O hikayede adamın o anda karşısına kimin çıkacağına senin karar vermen. O anda o karşılaşmanın nasıl olacağının lezzetlendirilmesi. Ve belki de hiç umulmadık, kafanda tasarlamadığın başka bir sonla o sahnenin bitiyor olması gibi. Bütün hikayenin, aklındaki hikayenin oraya dökülürken kattıklarınla ilgili ne hissediyorsun? Tanrı sendromu yaşıyor musun? Tabii zaman zaman mutlaka senin de dediğin gibi her romancı bunu yaşar. Einstein'ın çok sevdiğim bir sözü var. O der ki Tanrı zar atmaz. Romanda da zarlar henüz atılmamıştır bu anlamda aslında. Yazar da burada zarları istediği gibi atıp istediği gibi de getirme hakkına sahip. Bir de hile hakkına da sahipsin bu anlamda. Hani istediğin karakteri öne geçirip istediğini aradan çıkartma hakkına sahipsin. Hayatta yapamadığımız aslında şeyleri, yönlendirmeleri, hayatı kontrol edemediğimiz şekli romanın içerisinde o hikayede yapabiliyoruz. Bu gerçekten insana kendini çok güçlü hissettiren bir şey. Tatmin de eden bir duygu gerçekten. O yüzden kapılıp gitmek de kolay. Ama ben çok bunu yapmamaya çalışıyorum. Çünkü aslında bir süre sonra özellikle 3-4 roman yazdıktan sonra fark ediyorsun ki romanda, iyi bir romansa özellikle, kontrol o kadar da sende olmayabiliyor. Güçlü karakterler yaratmışsan karakterlerin de sözü ele geçirebiliyorlar. Benim zaman zaman bu başıma geliyor ve aslında tam da o zaman iyi bir roman yazdığımı hissetmeye başlıyorum. Çünkü karakterim benden güçlü hale gelmiş oluyor. Ama bu dediğin sendrom hakikaten bazen hayatta da hani yapabilsem dediğim, ya hikayede yapıyoruz, hayatta niye bunlar olmuyor dediğim anlar yaşamıyor değilim. Peki ben merak ediyorum. Hı-hı. Bazen senin beklemediğin şekilde gidiyor mu? Gitmez mi? Özellikle sonda çok fazla oluyor bu. Yani romanın sonunda, yani başlarken elbette kafamızda bir kurgu var, bir matematiği var. Hani yükselme, alçalma anları, engeller, çatışmalar, bunları belirliyorsun ama roman o kadar gerçekçi bir hale geliyor ki sonuna doğru karakterlerden bazıları daha güçlü hale gelmeye başlıyorlar ve senin planladığın sondan başka bir son olması gerektiğini fark ediyorsun. Bu işte çok büyük bir çelişki olmaya başlıyor. Çünkü izin mi vereceksin? Hayır, ben zaten böyle karar vermiştim. Bunun sonunun böyle olması gerekmeyeceksin. Ben genelde hikayeye izin vermeyi tercih ediyorum. O anlamda değiştirdiğim roman sonları oldu hakikaten de. Yani romanın ilk başına girdiğinde sonunu görüyorsun ama bunun değişilebilme ihtimalini de içinde barındırıyorsun. Doğru mu? Aslında yüksek ihtimal, evet. Yani tasarladığından daha iyi bir son bazen geliveriyor mu? Kesinlikle. Karakterler sana bunu söylüyorlar zaten. Çok çok seviniyorum. Bunları böyle müthiş açık yüreklilikle söylüyor olmandan dolayı. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok böyle... Sen rüyaları çok sorguluyorsun. Evet. İnsanlar, hepimiz görüyoruz rüya. Hepimiz rüyalarla ilgili düşünüyoruz. Hepimizin bir fantazi dünyası da var bir yandan. Hepimizin bir kimse
kimseler anlatamadığı bir rüyalar geçmişi de var. Hatta bazen hatırlamadı ama görmüş olduğu. Çünkü herkes anladığım kadarıyla yatınca rüya görüyor. Kimse hatırlıyor, kimse hatırlamıyor. Kimi bazen hatırlıyor, bazen hatırlamıyor. Ve hangi meslek grubundan gelirsek gelelim, hepimiz hayatın içerisinde yaşarken bunları düşünüyoruz. Acaba niye? Hatta gördüğümüz rüyanın etkisinde kalarak uyandığımız hepimizin hayatında oluyor. Senin bir siyasetçi olman, yaptığın meslek, her neyse marangoz olman ya da bir romancı olman çok fazla etkilemiyor bu durumu. Herkes rüya görüyor. Herkes rüyanın etkisinde kalıyor. Kimi kabus görüyor, kimi sürekli görüyor, kimi hiçbir şey görmüyor, kimisi haftada bir hatırlıyor. Sen neden bu kadar düşünüyorsun bunların üzerine? Güzel bir soru gerçekten de bu. Ben de çünkü zaman zaman kendime bu soruyu soruyorum. Yani evet rüyalar önemli ama senin için neden acaba bu kadar önemli? Bunun birkaç tane sebebi var. Bir tanesi evrensel düzeyde insanın yaratılışı açısından düşündüğüm zaman işte vücudumuzdaki her organın bir nedeni, işte burnumun bulunduğu yerin bir sebebi yüzünde olduğuna göre hayatımızın neredeyse üçte birini geçirdiğimiz uyku aleminin de ben çok boşu olduğunu düşünmüyorum bu taraftan baktığın zaman. Bunun için rüyalar var. Demek ki bunun da insanın zihninin çalışma prensibi açısından bir sebebi var diye düşünüyorum. Bir de şunu fark ediyorum. Dediğin gibi rüyalar büyük etki bırakabiliyor insanda. Çünkü rüyanın içerisinde yaşadığın her şey zihnin için gerçek. O yüzden rüyada ağladığımız zaman gözümüz yaşlı uyanıyoruz. Ya da bazen kendi kahkahamıza uyandığımız oluyor. Çünkü zihin onu birebir yaşıyor zaten. Bu anlamda evet. Hakikaten şunu sordum kendime. Bu kadar uzun süre geçirdiğimiz bir alem, bu kadar derinden yaşadığımız şeyleri acaba kendimiz için olumlu kullanmak da mümkün olabilir mi? Bir işe yarayabilir mi rüyalar bilinçli anlamda? Buralardan yola çıkarak aslında benim için rüya önemli bir hale geldi. Bir de tabii şu oldu Levent, 4 yıl araştırınca ben bu meseleyi hiç de rüyalar hakkında bildiğim şeylerin doğru olmadığını, birçok şeyi bilmediğimi fark ettim. Özellikle psikolojik açıdan ve benim hayatımda hayatımı daha olumlu yöne götürmesi açısından önemli bir yeri oldu rüyaların gerçekten de. Yani rüyalarını anlamaya başladığında belki de kendini anlamaya başladın. Çünkü biraz önce vermiş olduğum örnekte dedim ya hangi meslek grubundan gelirsen gel yaptığın iş ne olursa olsun herkes rüya görüyor. Evet. Ama herkes yazar olamıyor. Ya da herkes bir yazar gibi rüyalar üzerine düşünemiyor. Yani bence burada yaptığın mesleğin hani herkes kendi filmini çekiyor kendi rüyasında belki de. Doğru. Ama herkes sinemacı olamıyor. Kesinlikle. Sen gördüğün rüyalarla yüzleştiğin zaman onları aktarırken ne hissediyorsun yazarken? Rüyaları tabii romanda da kullanabiliyoruz ama bir taraftan da şu var, dediğin gibi kendini anlayabilmek açısından. Çünkü aslında rüya kişiye kendi içinden bir bilgi sunuyor. Zaten içinde var olan ama belki günlük hayatın koşturmacasında çok da üzerinde düşünmediğin şeyleri o sakinlik anına geçtiğin zaman sana hatırlatıyor aslında. Ya da bak böyle bir şey var, farkında mısın? Sen buna çok üzüldün, sen buna çok kırıldın ya da çok sevindin. Bunları sana hatırlatıyor. Bu anlamda benim için hayatımda önemli. Ama yazarken romanlar açısından da kurguyu hareketlendirmek, derinleştirmek, okuru şaşırtmak açısından gerçekten çok başvurduğum bir alan. Ki sadece benim için değil, birçok yazar rüyalarıyla başlayan romanları vardır. Bazı hatta bilimsel icatlar rüyada bulunmuştur. Mesela dikiş makinesi böyle bir icattır. Bunlar çok ilginç konular gerçekten de. Peki yazarken hiç ticari kaygı gidiyor musun? Gütmüyorum. Gütmediğimi de aslında şuradan anlayabiliyoruz. Benim biliyorsun romanlarım işte fantastik romanım var, bilim kurguya yakın duran var, gerçekçi var, çocuk romanım var. Bu anlamda hani yayın piyasası açısından bakarsan çok da sevilecek bir durum değil. Çünkü bir rafta beni nereye koyacaklarını genelde bilemiyorlar. Hani bir yazar olur, bir rafa koyarsın, orada bütün romanlarını ard arda sıralayabilirsin. Bende pek öyle olmuyor. Çünkü ben şunu önemsiyorum. O an gerçekten derdim neyse onu yazmayı önemsiyorum. Bu da bazen ancak fantastik bir evren yaratarak anlatmak mümkün oluyor. Bazen bilimi kullanarak bilim kurguyla yapmam mümkün oluyor. O yüzden çok ticari anlamda karşılığı olan bir şey değil bu. Ama yazar olarak benim için müthiş tatmin sağladığı için şu an böyle düşünüyorum. Hani 10 yıl sonra hala böyle mi olur bunu bilemem ama şu an 10 roman yazmış bir yazar olarak en son düşündüğüm şey ticari kaygılar diyebilirim. Ne kadar güzel, ne kadar samimi bir cevap. Çok teşekkür ederim bu cevabın için sana. Peki, son zamanlarda hayatımıza sanat daha fazla girer oldu. Özellikle sinema gidilemediği için
sinema filmlerini ya da televizyon dizilerini yoğunlukla izler hale geldik. Eskisinden daha fazla izler hale geldik. Ve bu cevher fark edildiği için de artık çok daha fantastik diziler çekiliyor. Çok daha farklı konularda, farklı dünyalarda. Eskiden de vardı bu ama sanıyorum insanların izleme ilgisi artık buralara doğru gittiği için bu tarz ürünler de fazlalaşmaya başladı. Senin izleyip de çok sevdiğin, kendine yakın bulduğun bu tarz ürünler var mı acaba? Dizi anlamında soruyorsun değil mi? Sinema film olur, dizi olur. Hani bu son bir yılda çok fazla evde vakit geçirdiğimiz için doğru. Söylüyorum. Doğru, evet. Ben de normalde pek bu dizileri izleyen birisi değildim ama dediğin gibi bu bir yılda o kadar evde kaldık ki hani artık tamam kitaplara evet ama biraz da farklı bir şeylere bakayım derken hem dizi hem film anlamında ben de epeyce keşif yaptım. En son o zaman izlediğimden bahsedeyim. Çünkü felsefi anlamda beni çok düşündüren bir kere komedi olması çok ilginçti. The Good Place diye, iyi yer anlamında. İnsanların öldükten sonra gittikleri iyi yer ve kötü yer ayrımında başlarına ne geleceklerini çok mizahi bir dille ama çok ilginç bir şekilde tam ortasında felsefeyi oturtarak yapmışlar. Felsefenin hani babaları diyeceğimiz adamlar işte Kant'ın felsefesi, ödev ahlakı, iyilik nedir, kötülük nedir? Bu soruları sana güldürerek düşündüren sadece 22 dakika bir bölümü bu arada. Müthiş de zaman anlamında da çok pratik. Bu çok hoşuma gitti. Ve ben hani böyle birazcık dizilerin peşinde onu izleyenler ne izlemiş? Hani aynı benzer formatta ne var? Böyle keşifler yapmayı seviyorum. Ve son dönemde dediğin gibi ben de hep bu tarz işte gerçeküstü hikayelere ağırlık verdim. Çünkü zaten yaşadığımız hayat o kadar sıkıcı ki şu an özellikle bu bir yılda biraz farklı şeyler düşünmek istiyor insan zannediyorum. O yüzden de oraya bir eğilim oldu. Bende de öyle. Ama bir yandan da şöyle bir durum var işte 28 gün diye 28 hafta diye sonradan yeni çekilen bir İngiliz filmi vardı hatırlarsın. İnsanların evet, zombileştiği evet. Ya da buna çok benzer filmler çekildi. Bir parça da buna benzer bir şey yaşıyoruz. İşte bu mutasyona uğrayan virüsün adının zombi olması, akıl sağlığını tehlikeye sokar bir takım donelerinin olması, tezahürlerinin, yansımalarının olması konusunda çok fazla konuşuluyor. Ve artık günümüzün dünyasında geçmişin fantazi dünyasının bir yansıması, geçmişte böyle fantaziler geliştirmiş yazarların, sinema yönetmenlerinin, senaristlerin bir yansımasını görmeye başladık. Ama tabii ki geçmişle ilgili yaptığımız herhangi bir şeyde, örneğin tarihsel bir romanda bunu yaşayabilme imkanımız yok. Çünkü o orada kalıyor. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'le Drakula hikayesinde, senin üstünde durduğun hikayede, bu hikaye tam anlamıyla fantastik bir hikaye. Biraz bahseder misin? Ne yapmak istersin? Tabii ki. Şimdi tabii Drakula işte Hollywood'da da ya da romanlara da baktığın zaman hep vampir miti üzerinden anlatılmış bir kahraman. Fakat ben 2004 yılında Romanya'ya, Transilvanya'ya gittiğim zaman orada gördüğüm hikaye bambaşkaydı. Çünkü o zaman ben hakikaten Drakula'nın yaşamış biri olduğunu, bir prens olduğunu öğrendim ve hani neden bu anlatılmamış? Hani bunun bu tarafını ben neden bilmiyorum da bu adamı sadece vampir olarak hani abartılmış bir karakter olarak biliyorum diye oradan bir soruyla aslında Drakula meselesine biraz kafayı taktım. Sonra araştırdığım zaman Fatih Sultan Mehmet'le olan yakınlığı ve bizim tarihimizde biraz daha farklı, Roman tarihinde biraz daha farklı bir hikayenin anlatıldığını görünce senin de dediğin gibi tarih değişmez ama tarihi herkes kendi tarafından yazar. Yani biz tabii ki Fatih Sultan Mehmet tarafından, onlar da tabii ki Drakula Kazıklı Voyvoda tarafından bir hikaye yazmışlardı. Ben de tersini yapıp her ikisinin de objektif olarak bakılarak bir hikaye yazılabilir mi? Sadece insan olarak bu iki insanı düşünebilir miyim sorusundan yola çıkarak bir roman yazdım. Yalancılar ve Sevgililer. Ve hakikaten de roman yayınlandıktan sonra hatta kokteylini de İstanbul'da Roman Konsolosluğu'nda yapmıştık konsolosun davetiyle. Ve şunu söylediği zaman hakikaten o yıllarca süren çalışmamın karşılığını almış gibi oldum. İlk kez birisi Kazıklı Voyvoda'yı bu kadar objektif yazdı. Size teşekkür ederiz dedi konsolos. O zaman dedim ki işte hani aslında edebiyatın gücü bu. Yani birini anlamak ve anlatmak. Çünkü benim işim yargılamak değil. Bir insanın sadece bir tarafına odaklanmak değil. Ben anlamak istiyorum. Bu insan neden 100 bin kişiyi kazığa geçirmiş?
ne olmuş acaba da bütün bunlar yaşanmış? Ben yazar olarak bunu soruyorum, hikayeyi de anlatıyorum. Okur da kendi tarafından kararını veriyor zaten. Hani bir müdahil yazarlık yapmıyorum o anlamda. Ama gurur duyduğum romanlardan bir tanesi oldu hakikaten Yalancılar ve Sevgililer. Peki ben her romanında başka bir konuyu ele alıyorsun. Aşk var, işte orada başka bir kurgusal hikaye. Hepsi kurgusal elbette ama bazen ana tema aşk oluyor, bazen tarih oluyor. Evet. İşte bazen rüyalar oluyor. Bunlara dalıyorsun, bunları bazen çocukların dünyasına giriyorsun. Bu aslında senin bir yandan da çok yönlü bir insan olduğunu, belli bir kalıbın içine girmediğini gösteriyor. İşte Alan Parker gibi ya da işte Kubrick gibi farklı tarzlarda sinema yapıp farklı tarzlarda rüştünü ispat eden yönetmenlerde olduğu gibi belli bir konuya saplanıp kalmıyorsun ya da belli bir anlatım tarzına saplanıp kalmıyorsun. Ama senin de bir anlatım tarzın var. Tabii. Mutlaka. Ve bu anlatım tarzıyla kitapları nasıl barıştırıyorsun? Şöyle söylediğin çok doğru gerçekten. Ben türler arasında gezinmeyi seviyorum. Çünkü bir kere iyi bir yazarın zaten her türü iyi yazabileceğine inanıyorum. Bu birincisi. İkincisi de benim işim insanla. Ben insanı anlatmak istiyorum, onu anlamak istiyorum. Bunu da hikaye ne gerektiriyorsa, hangi türü gerektiriyorsa onunla yapmak istiyorum. O yüzden aslında bu kadar çok türler arasında geziniyorum gerçekten de. Ama bunun hani geri dönüşü anlamında, işte okurla kurduğumuz bağ anlamında bir süre sonra, bu tabii hemen olabilecek bir şey değil ama bir noktadan sonra artık okur da senin gibi bakmaya başlıyor meseleye. Bir dakika, acaba ne anlattı? Burada neye dikkat çekmek istemiş olabilir diye bakmaya başlıyor. Ben biraz okuru da bu anlamda yönlendirmeyi seviyorum galiba. Çünkü bir yazarın elbette ki bir üslubu olur. İşte hikayeye kattığı bir tat olur. Dediğin gibi mesela aşk benim aslında her romanımda var. Çünkü hayatta var. Hayatta ne varsa işte hırsa bu, ihtirassa, şehvetse bunların hepsi elbette ki romanda olacak. Biraz diğeri yukarı çıkabilir, biraz diğeri aşağıda kalabilir ama insana dair ne varsa romanda onun olmasını önemsiyorum. O yüzden türü kenara bırakıyorum. Sadece hikayeme odaklanıyorum. Ondan sonra bittiği zaman hakikaten de bir dakika bu galiba bilim kurgu oldu dediğim oluyor ama son ana kadar inan ki bunu hesaplı kitaplı yapmıyorum ben. Senin ilginç bir yönün var. Seyircilerimizin bildiğini düşünmüyorum. Çünkü bu senin biraz kendine de sakladığın bir şey. Aslında sosyal bir durum olmasına rağmen. Sen bir yazar evi ve yazarların buluşabileceği, insanların yazarlık yapabileceği bir otel konsepti üzerine çalışıyorsun. Evet. Bu fikir nereden geldi aklına? Çünkü dünyada da örnekleri var. Acaba bir örnek üzerine mi geldi yoksa sen ya neden olmasın mı dedin? Yok, benimki tamamen zorunluluktan. Şu şekilde ben bir süre iş hayatında bulundum uzun yıllar. Turizm firmasında yöneticilik yaptım. Fakat işte ilk romanım 2010'da Siyah Nefes yayınlandığı zaman bir kırılma oldu hayatımda. Ve o hayata devam etmektense edebiyatla yol almak istediğimi fark ettim. Ama biliyorsun ki bizim sanat camiamızda bu anlamda ilk romanıyla tamamen sadece roman yazarak geçinebilecek bir hayat kurgulamak ütopya gibi. Ben de elbette gerçekçi bir insan olarak bunun farkındaydım ilk romanı yazdığımda. O zaman dedim ki çok iyi bildiğim turizmle çok sevdiğim edebiyatı ben nasıl bir araya getirebilirim acaba derken hani böyle evraka şeklinde o fikir geldi. O zaman edebiyat konseptli bir otel yaparım ben de. Tabii ki herkes delirdin mi, çıldırdın mı şeklinde hiç de hani destekleyici yorumlar yapmadılar bu anlamda. Çünkü yoktu Türkiye'de böyle bir otel. Ama ben olabileceğine ve sevilebileceğine çok inanmıştım fikir aklıma geldiğinde. Ve hakikaten de yaptıktan sonra o kadar kısa sürede otel tanındı, dünyada tanındı hatta. Ki bu fikrimin doğru olduğunu fark ettim. O yüzden zorunluluktan çıktı fikir olarak. Ama yaşanılırlık anlamında biraz insanların desteğiyle yolunu buldu diyebilirim. Gülşah, biz edebiyat anlamında aslında kısırmış gibi görünen ama son derece yaratıcı insanların, çok iyi edebiyatçıların olduğu bir coğrafyadan geliyoruz. Sadece Türk edebiyatından bahsetmiyorum. İşte hani Arap ve İran edebiyatından da aynı zamanda bahsediyorum. İşte biraz tabii ki sosyolojik tanımlamalarda, sanatla ilgili kategorizasyonlarda hep bizim toplumumuz, Doğu toplumları şiir toplumu olarak, Batı toplumları da roman toplumları olarak görülür. Sen hani bizim aslında orijinal dalımız şiir. Biz şiiri çok seviyoruz Doğu toplumları olarak ama çok iyi romancılarımız var.
bu ülkede yaşamış harika şairlerimiz var. Ama benim asıl merak ettiğim şey, sen dünyada, Türkiye'de ve coğrafyamızda sen kimleri okuyorsun? Ben bunu çok öğrenmek istiyorum senden. Teşekkür ederim. Tabii ki ben çok okuyan bir insanım. Bu anlamda türler arasında gezinmeyi, dünya edebiyatının değişik ülkelerinde hem çağdaş olarak çağdaşlarım neler yazıyorlar hem de klasik anlamında işte hani bir Fransız edebiyatında ne öne çıkmış ya da Alman edebiyatında neler var. Bunlara bir edebiyatçı olarak bir ders gibi de yaklaşarak takip etmeye, anlamaya çalışıyorum. İşte ayda belki 7-8 roman mutlaka okuyorum. Dediğim gibi notlar alıyorum onlardan. Çok besleniyorum. Bazen bir roman okuduğumda çok hırslanıyorum. Bu nasıl benim aklıma gelmedi bu fikir dediğim romanlar mesela çok hoşuma gidiyor. Çünkü bana yazmaya devam etme aslında isteği veren öyle romanlar oluyor. Ben daha iyisini yazacağım duygusu veren hikayeler sinemada böyledir zaten. Ama hani İran edebiyatı dedik mesela. İran diyeceksek Furu Ferizah benim şair olarak hayran olduğum bir kadın. Yazdığı her dizi üzerine insanın roman yazası geliyor gerçekten de. Çok güçlü bir edebiyat. Güçlü bir direnişçi bence her şeyden önce bir kadın olarak. Onu çok seviyorum. Ama bizim coğrafyamızda da bizim şairlerimizden de hakikaten çok değerli isimler var. Birhan Keskin bunlardan bir tanesi. Benim çok ilham aldığım bir şair. Çok güzel eserler veriyor. Ama hani geçmişe gideceksek zaten ustalarımız o kadar değerli eserler bırakmışlar ki okuduğun zaman müthiş bir edebi lezzet alıyorsun. Ve aslında ben dilim biraz yaşayarak geliştiğini düşünenlerdenim. Onları okudukça biz çağın gereklerini üzerine koyarak bir şey yaratıyoruz. O yüzden her zaman işte tanıştığım okurlara da onu söylüyorum. Önce ustaları okuyun, sonra da bizleri okuyun. Yani bu çünkü el vererek birbirine ilerleyecek bir şeydir edebiyat diye düşünüyorum. Şu anki ustalarımdan İnci Aral'la fikir alışverişi yapmaya bayılıyorum. Bir şey ilk yazdığımda ona gönderiyorum, onun yorumunu alıyorum ve söyledikleri çok benim için önemli oluyor. Bu anlamda usta-çırak ilişkisine biraz inanıyorum. İster tanışmış ol, ister tanışmış olma. Gerçekten söylediğin gibi çok iyi edebiyatçılarımız var. Çok iyi şairlerimiz zaten vardı. Biraz şiirde son dönemde belki yeni isimler çıkarmakta zorlanıyoruz. Ben onu da çağın ruhunun kirlenmesine bağlıyorum biraz. Çünkü şiir çok çağıyla ilgilidir bu anlamda, duygu anlamında. Ama bundan sonra yükselecek diye ummak istiyorum en azından. Çünkü romancıları çok besleyen bir şey şiir. Ben hakikaten her gece şiir okurum. Ama mesela kendim de küçük karalamalar yaparım ama hani asla şairim diye ortaya çıkamam mesela. O bambaşka bir şey çünkü. Ama beni çok besliyor. O anlamda da her gittiğim söyleşide mutlaka senin de dediğin gibi yazarlar, şairler önermeye çalışıyorum. Hem kıyas için hem bilmek için çok kıymetli. Zor bir iş çünkü bizim ülkede bunlar. Yani hakikaten başarabilmiş birileri varsa kıymetini bilmek. Bir de ben şeye çok inanıyorum Levent. Yaşarken kıymetini bilmeye çok inanıyorum. Yani insanların bunu bilmeye, takdir görmeye, yaşarken duymaya hakları var diye düşünüyorum. Yazarların öyle bir şansı oluyor ama ressamlarda pek olmuyor. Doğru, haklısın. Yazarlar genellikle yaşarken onun mutlaka karşılığını görüyorlar. Şekilde. Evet ama Oğuz Atay'da biliyorsun şimdi, neredesin ey okur diye isyan edeceği bir noktaya gelmişti. Evet doğru, çok haklısın. Katılıyorum sana. Çok merak ettiğim bir şey var. Yazarken kendine sansür uyguladığın oluyor mu? Ama şöyle bir sansürden bahsediyorum. Yani bunu siyaseten düşünme lütfen. Yani kendi iç dünyan ve kendi çok özelinle ilgili, yani Gülşah İlkbank'a ait olan bir şeyi yazarken kendini tuttuğun, ya bunu yazmayın, bu çok özel dediğin oldu mu mesela? Şöyle şimdi... Oluyor mu ya da? Yani çok kendimden yola çıkarak bir şeyler yazmadığım için, yani kendi duygu dünyamdan yola çıkarak çok bir şey yazmadığım için bunu çok yaşamıyorum. Ama bir tane romanım var, Aşkın Gölgesi. Bu işte Arapçaya da çevrilen, İtalyanca hakları da satılan roman. Orada benim kendi çocukluğum var. Kendi çocukluğum içerisinde olduğu için sadece o romanımı üçüncü tekil şahısla, yani bir başkasının gözünden yazma ihtiyacı hissettim. Çünkü romanın içinden çıkmazsam, benden çıkmazsam tamamlayamayacaktım o romanı, onu fark ettim. Ve romanla arama bir mesafe koydum. Yani kendime de bir dış gözle baktım. Bu anlamda çok sansür yaptım diyemem. Hatta daha sonra işte babamla ilgili anılarım da vardı içerisinde. Roman çıktıktan sonra babam telefon açtı. Bazı hani hoş olmayan hatıralar da var sonuçta baba kız arasında. Dedik hani onları yazmasaydın keşke.
Ben de cevap olarak sen de yapmasaydın keşke diye cevap verdim. Çünkü ben edebiyatçıyım. Ben onu benim hikayem olarak anlatmadım. Bir kız çocuğunun kırık kalbi olarak anlattım ve o yüzden hani Orta Doğu'ya da uzanan bir macerası oldu. O samimiyet bir şekilde okura da geçti. Bu anlamda kendime pek sansür uygulamıyorum. Çünkü artık ben olmuyorum onun içerisindeki kişi. Peki genellikle bunu söze dökmek çok zordur. Ama bir romanın sonuna geldiğindeki rahatlamayı nasıl tanımlarsın? O çok güzel. Ama aslında sorun ne biliyor musun? Bir türlü sonuna gelememek. Çünkü o kadar hikayeyle özdeşleşiyorsun ki bitsin istemiyorsun, kıyamıyorsun ya da bir dakika bu olmadı, daha iyi olmalı mıydı acaba derken sonunda şunu fark ediyorsun ki bir yerde noktayı koymak zorundasın. Yoksa olmayacak yani. Sonuna gelmesi lazım. O noktadan sonrası büyük bir ferahlama. Ama hemen ardından da bir dakika şimdi ne yazacağım peki? Çünkü bir boşluk geliyor hemen ardından. Bu sefer aslında sen yeni bir hikaye düşünmeye başlarken okur senin eski yazdığın, sana göre artık eski olan şeyle ilgilenmeye başlıyor. Bu bence iyi bir şey. Neden? Çünkü senin rafa çıkan romanla bağının kopması gelebilecek her türlü eleştiriye karşı da iyi bir yerde durmanı sağlıyor aslında. John Fowles diye bir yazar var, biliyorsunuz belki. Severim. The Mages, Büyücü diye bir kitabı var. John Fowles ölene kadar kitabı yazdı. Üzerinde farklı baskısı var kitabın. Sürekli yazdı, hep onu böyle yaşattı kendi hayatında. Çok özel, çok güzel kitaplardan biridir benim hayatımdaki, evet, okumuş olduğum kitaplar içerisinde. Bu bilgi mesela çok şaşırtmıştı beni. O roman onun hayatıyla birlikte ilerledi. Çok fazla örneğini görmediğimiz bir şey bu. Ne dersin? Hem öyle hem de ama her yazar için bence şu var. Bir, nasıl diyelim, en iyi eserim dediği bir romanı var. Ve işte aslında en çok onunla uğraşıyorlar. O bir türlü yıllar içerisinde bitmiyor. Çünkü hani hepimiz bu biraz da ölüme kafa tutmak, ölümsüzlüğe ulaşma çabası olduğu için bütün bunları yapmak. Yani benden sonra kalacak hakikaten çok iyi bir şey olsun duygumuz olduğu için bazen ona asla oldu diyemediğimiz için ve ömrün de ne zaman biteceğini kestiremediğimiz için hakikaten tamamlanamamış romanlar. İşte Kafka'nın belki Şatosu bunlardan bir tanesi. Böyle şeyler başa gelebiliyor gerçekten de. Ama yazar açısından baktığımda çok hüzünlü bir hikaye bu. Yani bitirebilmiş olmak çünkü önemli onun açısından ama belki de okura da hani her şeyi de çok ciddiye almamalıyız hayat anlamında. Hayat da akıyor gidiyoru da hatırlatan bir şey olabilir. Yazarlar okurlarıyla tabii ki işte onların haberleşme anında bir e-mail alarak ya da onların yayıncı kuruluşuna, işte kitap evine onların bir mektup göndermesiyle iletişime geçebiliyorlar. Ama bir yandan da okuyucularıyla bir araya geldikleri kitap fuarları var. Senin kitap fuarlarıyla ilişkin nasıl? Çok geziyor musun kitap fuarlarında? Yani seviyorum. Yani kitap fuarında okur olarak gezmeyi çok seviyorum. Ama yazar olarak bulunmayı seviyor musun dersen onu çok seviyorum diyemeyeceğim. Çünkü mekanik bir ilişki gibi geliyor bana bir anlamda. Ben daha yakın temas ilişkilerden hoşlanıyorum. Hani bir masanın karşısına geçip de evet kitabı getir imzayı atayım çok bana göre değil bir yazı. Çünkü ben ilişki kurmayı, sohbet etmeyi, biraz vakit ayırmayı seviyorum. O yüzden söyleşileri çok seviyorum. Hani imza günü dedikleri zaman inan ki geriliyorum. Dediğim gibi çok hoşuma gitmiyor. Ama kitap fuarları çok değerli. Neden? Çünkü işte yeni yazarları keşfedebilmek, orada böyle koridorlarda gezerken hakikaten yeni isimler görmek, okurların ilgisinin neye olduğunu fark edebilmek açısından o havayı solumayı önemli buluyorum. Ama daha küçük söyleşilerden de müthiş keyif alıyorum. Öyle şeyler olduğu zaman ve ben okuruyla biraz yakın ilişki seven bir yazarım. Belki çocuklar ve gençler için ağırlıkta yazdığımdan da olabilir bu. Hakikaten bir göz göze temas arıyorum. Şu an bu pandemide en zorlandığım şey o mesela. Ah ah, bir de bizi düşünsene. Değil mi? Yani tiyatro oyunu yaptık işte yazın birkaç kere açık havalarda arası 2 metre... Tabii. Sağa solda öne arkası 2 metre boşluklarla kalabalıklara seyircilere tiyatro yaptık ve şöyle bir şey söyleyeyim sana, yani yüzünde maske olan ve hiçbir mimiğini görmediğin seyirciye bakarak oynamak kadar zor bir şey yokmuş. Biz de bunu öğrenmiş olduk. Zaten çok fazla oyun oynayamadık senin de bildiğin gibi. Tabii, tabii. Her yer gene kapandı. Dünya bu krizle uğraşırken, bu sağlık felaketiyle uğraşırken birçok şeyi anladık ama birçok şeyi de kaybettik. Sanatın en önemli dallarından bir tanesi
kendisine yapacak alan bulamıyor. Yani bütün sanat dallarını kendi içinde barındıran zaten sesli edebiyattır biliyorsun tiyatro aslına bakarsan. Edebiyatın seslendirilmesidir tiyatro. Zaten işin içi özü edebiyattır. İçinde her türlü yazım var. Sinema istersen kullanabilirsin, müzik tiyatronun vazgeçilmezidir kullanırsın. Ne istiyorsan, sanatın hangi dalını istiyorsan, şarkı söylemek mi, operası mı, işte dansı mı, ne istiyorsan vardır ama biz bütün sanatların toplandığı bu sanatı maalesef yapmakta çok zorlanıyoruz. Evet. Çünkü romancılar için belki bir altın çağı olabilir bu. Çünkü herkes eve kapanmak zorunda. Eve romancının arayıp da bulamadığı şey zaman. bu var artık zaman. Çünkü dışarıya çıkman yasak. Belli bir saatten sonra bir gece hayatı yok. Herkes evinde bir aşırı bulunmasını bekliyor. Ve romancılar için belki de, edebiyatçılar için belki de en önemli zamanlardan, en yaratıcı zamanlardan, üretken zamanlardan bir tanesi. Hatta yakın zamanlarda çok sevdiğim bir yazar arkadaşım romanının taslağını yayınlanması üzerine kitap evine gönderdi. Harika. Kendisine 5 ay sonra dönülebildi. Çünkü herkes yazmış. Harika. Yazar olan olmayan herkes yazmış ya da yazar bir tane yazacaksa 3 tane yazmış. Çünkü bak bu zaman işte dediğim gibi. Ben de mesela tersi oldu Levent. Yani ben pandemide neredeyse hiç verimli bir şey yazamadım. Çok hayatın içinde yazan bir insan olduğum için bana bu sakinlik biraz fazla geldi. Düşünsel anlamda evet çok yaratıcı geçirdim, çok yeni fikirlerim oldu ama hani oturup da bir şey yazayım olmadı. Gülşah bir şey söyleyeceğim sana. Sen yazarken bir kitaba konsantre olmuş, kitapla ilgili düşünürken, onunla ilgili karakterlerin içine girmişken, olay örgüsünü yaparken aklına başka bir kitap geliyor mu? Başka bir konu geliyor mu? Gelince ne yapıyorsun? Geliyor tabii, gelmez mi? Zaten aslında nasıl işte okurken aynı anda 3-4 roman okuyorsam, yazarken de mutlaka birini yazarken aklımda hep bir dakika sana da sıra gelecek dediğim bir hikaye oluyor. Bazen de şöyle bir bölünme yaşıyorsun. Eğer türler arasıysa hani biri gerçekçi, biri daha fantastikse ikisini aynı anda yürütmek de sana şu avantajı sağlıyor. Birinin dünyasından çıkıp biraz uzaklaşıp ötekiyle sonra tekrar odaklanarak ötekiyle buluşabiliyorsun. Bu da bence çok önemli bir zihin jimnastiği oluyor. O yüzden yapmayı seviyorum. Ama hani yazarların galiba kafası hep bu anlamda karışık. Hep bir şeyler var. Hep bir dakika birini görmüştüm. Çok ilginç bir hikayesi vardı. O nasıl bir kurgu olurdu acaba diye. Hep böyle sorularla geziyoruz galiba. Çünkü bazen ben bunu sadece kendimde zannediyordum. Yazar arkadaşlarımla konuştuğumda çok normal bir durum olduğunu öğrenip rahatladım. Peki yazar olmak çevrenle olan ilişkileri nasıl etkiliyor? Yani bir kızın var, evet. İşte hayatta yaşayan akrabaların var, hı-hı, bir sosyal çevren var. Evet. Senin yazar olman onlarla ilişkilerini nasıl etkiliyor? Ya da etkiliyor mu? Aslında şöyle, tabii ki hani kadın bir yazar olmanın, burada çok bu ayrımı normalde yapmayı sevmiyorum. Hani erkek yazar, kadın yazar diye ayırmayı sevmiyorum ama toplumsal rol açısından özellikle bir annelik modelinde varsa ister istemez önce o görevleri tamamlıyorsun. Yani annelikse önce anneliğinle ilgili şeyleri tamamlıyorsun. Evlat olarak önce onu tamamlıyorsun. Ondan sonra aslında yazar olarak kendi hani gömleğini giyip oturabiliyorsun masaya. Bizde böyle yürüyor bütün işler. Bu anlamda bu dengeyi kurabildiysen olumsuz anlamda etkilemiyor. Hatta çok daha hoş olumlu anılara dönüşüyor. Mesela kızımın okulunda benim kitaplarımı okuyan ondan üst sınıflar var. Serviste karşılaştıkları zaman ona işte sen Gülşah İlkbank'ın kızı mısın yoksa diye sorduklarında eve gelip koşturarak bunu heyecanla bana anlatması tabii ki çok hoşuma gidiyor. O gözlerindeki pırıltıyı görmek. Bu anlamda olumlu etkileri var ama ilk başta çok zorlanmıştım hakikaten. Hani nasıl olacak bütün bu denge? Çünkü yazmak istiyorum, aklımda hikayeler var ama vaktim yok, yapmam gerekenler var. Sonra öğreniyorsun. O başka, bu başka. Şimdi genellikle Türkiye'de iki tarz yazar var. Biri yazarak başlıyor. Hı hı. Diğeri ise belli bir tanınırlığın üzerine yazmaya başlıyor. Doğru. Yani asıl işi yazarlık değil. Hı hı. Bunu bir acaba haksızlık olarak görüyor musun? Ya da bir doping ya da bir torpil gibi? Haksızlık olarak demeyeyim ama tabii ki insan içten içe şöyle düşünüyor. Yani bir ismin çok tanınır olduğu için, çünkü yayın evlerinin çalışma prensiplerini de aşağı yukarı bildiğim için hani o isme gidip ya sen bir kitap yazsana herkes de seni tanıyor, ne kadar da güzel okunur dedikleri zaman bu çok
hoş bir duygu bırakmıyor bir yazarda. Çünkü sen hakikaten hikayenin peşinde gideceğim diye uğraşıyorsun ve edebiyat da şöyle bir meslektir. Neyse ki ben bunu çok erken fark ettim. Yıllar içerisinde artarak okurun devam ettiği için çok ağır ilerleyen bir kariyer hikayesidir aslında. Yani bir anda olmaz hiçbir şey. Bunu baştan bir göze almak gerekiyor zaten. Ama bunu kabullenmiş birisi ağır ağır hani böyle ilerlerken birisinin pat diye sadece tanınıyor diye ortaya çıkması başta beni rahatsız ediyordu. Fakat sonra şunu fark ettim. Evet, bir anda ortaya çıkabiliyor. Bir anda gerçekten çok okunabiliyor. Fakat aradan 3 yıl geçiyor. Hiç kimse artık o meseleyi konuşmuyor oluyor. Ben bundansa 10 yıl sonra ağır ağır konuşulmayı tercih ederim işin açıkçası. Daha saygın buluyorum öyle olduğu zaman. Bu Harry Potter kitaplarının yazarı olan kadının aslında ne kadar iyi bir yazar olduğunu kanıtlamak için başka bir isimle yazdığı bir kitap var. Yine bu tarz benzer bir kitap. Evet. Satılmıyor. Başka bir isimle yazıyor işte. Ve sonra diyorlar ki o yazdı. Ve kitap yok satıyor. Doğru. Biraz da imajlar konuşuyor galiba bu konularda. Ama o da tanınmayan bir yazarken yazdı o kitabı. Ve bir anda işte bir şey oldu. Ben yurt dışında Londra'da filmin setine gittiğimi hatırlıyorum. Harry Potter'ın setine gittim. Hı hı. Yani nasıl bir endüstri yaratıldığını gördüm. Yani bir seti romanla nasıl bir endüstri yaratıldığını gördüm. Bir yandan da sanıyorum bu derece önemli bir edebiyat, popüler edebiyat ürünü verdikten sonra yenisini yazabilmek, üstüne bir şey yazabilmek de zorlaşıyor galiba. Mutlaka öyledir. Yani onun baskısı mutlaka insanda oluyordur. Çünkü hani herkese hitap eden bir şey yazdıktan sonra o derece tekrar aynı şekilde dokunacak bir hikaye yaratabilmek zor. Buna katılıyorum kesinlikle. Ama bir de tabii ki dediğin gibi imajlar dünyasındayız. Yani aslında hikayeler satmalı. Ben böyle düşünüyorum. Okunmalı diyelim hatta, daha doğru tabir olsun. Ama isimler satıyor aslında. Yani bir isim olduktan sonra o artık ne yazsa okunur hale geliyor. İçeriye çok dikkat edilmemeye başlıyor. Belki de bu bir gerçek. Ama dediğin gibi çok iyi hikayeler bir şekilde yolunu bulabiliyor. Mesela benimki öyle oldu. Yani ben hani yazar olarak öyle hikayemle yola çıktım ve ilk bir de fantastik üçleme yazdığım için ilk gelen okur maillerini hatırlıyorum, okuduğum anları. İşte mesela hep şöyle diyorlardı, bunu Türk bir yazar yazmış olamaz. Çünkü fantastik bir üçlemeden söz ediyoruz. Halbuki bana göre ben anneannemden hep masal dinleyerek büyümüşüm. Ne var ki, anneannem zaten anlatıyordu bunları. Yani ben öyle bakıyorum ama insanlar öyle görmüyorlarmış demek ki. Bu anlamda hikaye çok farklıysa ancak hiç tanınmıyorken belki de tanınır hale gelebiliyorsun diye düşünüyorum. Ama işte dedik ya, zor bir, yani uzun yıllara yayılacak bir şey. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bir anda parlamaktansa ağır ağır, güzel güzel gitmek daha faydalı. Emin adımlarla diyorsun. Evet. Kendine hedef koyuyor musun? Yani bence isim vermeni istemiyorum senden. Öyle bir şey zorunlu hissetme, ne olur. Yani bu bence yazdığım en iyi roman. Ben ne zaman ki bunun üzerine yazarım ve tamam ben bunu yazdım derim, o zaman işte bir adım daha ilerlemiş olurum dediğin oluyor mu kendine? Tabii şöyle oluyor. Yani yazdığım her son roman diğerlerinden daha iyi bir romanmış gibi geliyor. Çünkü teknik olarak gelişiyorsun, daha az cümleyle daha çok şey söylemeyi öğrenmiş oluyorsun, biraz hani laf cambazlığını da iyi biliyor oluyorsun. Bu anlamda bunlar önemli şeyler edebiyatta. Fakat sonra o birazcık bir süre geçtikten sonra, hani 6 ay geçti diyelim, o romanı elime aldığım zaman ve baktığımda o kadar rahatsız hissediyorum ki kendimi. Bunu mu yazdın yani şimdi sen? Daha iyisini. Şimdi otur diyorum, daha iyisini yazacaksın. Bu bence insanı canlı tutan, diri tutan bir şey. İşte İnci Aral'dan söz etmiştim ya, ona anlattım. O dedi ki ben de aynı böyleyim biliyor musun dedi. Bu hep amatör ruhtur dedi. Bunu korumaya çalış. Çünkü her zaman kendine meydan okuyacaksın demektir. Ve onda da öyle işliyormuş süreç. Bu anlamda hani ilk son roman çıktığında çok iyi yazdım diyorum. Sonra 6 ay geçiyor. Hayır, olmadı diyorum. Böyle daha bir süreç işliyor. Ne kadar güzel ki senin olan bu macerayı bizimle paylaştığın için sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün ilginç bir yayın yaptık sevgili seyircilerim. Rica ederim. İlginç yayın şöyle oldu. İkimiz de İstanbul'dayız ama pandemi koşulları nedeniyle Gülşah şu an stüdyoda ve ben stüdyoda değilim. Hatta kendi evimde bile değilim. Yeni başlayacağım
sinema filminin çekimleri için çalışıyorum ben de şu sıralarda. Umuyorum çok güzel vakit geçireceğimiz, yeni yeni hayatlar tanıyacağımız çok güzel zamanlar geçireceğiz. Küçücük bir saatin, bir buçuk saatin içinde benim yapacağım, işte benim içinde olacağım filmde. Gülşen, sana çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok zorlandım bu yayını yapana kadar çünkü işte haftalarca uğraştık. Ben çok istiyordum Gülşen senin programa katılabilmeni. Artık çok mutluyum. En azından seninle oturup edebiyatı böyle güzelce konuşup senin edebiyatla ilgili fikirlerini seyircilerimizle paylaştığımız için ben çok, çok mutluyum. Senin kitaplarını seyircilerimize tanıtabildiğim için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum her zaman bir önceki kitabından daha iyisini yazarsın. Umuyorum edebiyat dolu, bol zamanlı yazdıklarınla birlikte onları yazmanın gururuyla daha nice güzel yıllar bizimle birlikte olursun bir yazar olarak. Sana çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi gerçekten. Ne mutlu bana. Evet sevgili seyirciler, bugünkü konuğumuz bu pazar Gülşah Hilikbank'tı. Yazar, onun dünyasını, onun fantazilerini, onun kurgularını, onun hayallerini, onun rüyalarını size tanıttığım için çok mutluyum. Hepinize iyi bir pazar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.